şimdi ben size de sizlere Freud'un psikoseksüel hal gelişimine anlatacağım arkadaşlar. Freud'un psikoseksüel hal gelişimi. Freud kimdir Fatih? Birbirim adam. Eğitim üzerinde çalışıyor. Hayatını biliyor musun? Hayatı belirsizdir. Ben kendi işimi. Freud'un bir önemi vardı arkadaşlar. Sizin bir yaş arası dönemi yani bebeklik dönemi kişilik oluşumundaki en önemli dönem olarak kabul eden ilk kişidir. İlk kişiden 0-6 yaş kadar ya da 0-6 ay dönemi. Aynen. Bu dönemde işte arkadaşlar bebeklik döneminde kişinin özellikleri, şahsiyetlerinin oluştuğunu belirtir. Bu dönemin en önemli dönem olduğunu, kişilik oluşumundaki en önemli olduğunu sağlar. Ve bunu sağlayan ilk kişi Freud'dur arkadaşlar. Bunun için Freud eğitimlerde önemli bir şahsiyet. Ve peki psikoseksüel gelişiyor değil mi? Bunu da ne anlatmak? Ne diyebiliriz? Psikoseksüel dönem tövbeci insanlıkla alakalı bir şey. İnsanlıkla alakalı bir şey değil mi? İnsanların farklı özellikler var. Özelliklerden birisi de insanlık. Ve bunun gelişimini anlatıyoruz arkadaşlar bu dersimizde. Freud bu gelişimleri arkadaşlar 5'e ayırmıştır. 5'e. Birincisi oral dönem. Oral dönem. 0-1 yaş arası. İkincisi anal dönem. 1 ila 3 yaş arası. Fallik dönem. Üçüncüsü fallik dönem. Oluştuğu dönem. Kişinin oluştuğu dönem.
Ağaç yaş gereği neyse peşinde olur. Normalde sadece köyde ait değil yani. Türkiye'de de var mı böyle bir şey? Yani. Yani de ağaç yaş gereği kişilik gençken oluşturur. Bir şey anlamına gelmiyor mu? Tamam, bir şey daha var. O meşhur bir yer boşalttı.
tarih profesörün yanında mesela tarih profesörün oğlu o zaman işte tarih profesörüne gidiyse onu oraya götürecek. Çevreden yapacak, bazı çevreden yaptığı için sen de götürecek. Çocuk orada o gün çünkü çocuk onlara gidip gelip öyle gidecek. Öyle mi? Ne ya abi kimine bir şey? Ne de abi kimine bir şey? Ya da abi kimine bir şey değil mi? Anlam verecek. Bir anlamı verecek. Şimdi ben Ne soracağım diğer konu? Diğer konu neymiş? Ana dönem. Bizde mi ana dönem? Bir ve üç yaş arası dönem. Bir ve üç yaş arası dönem. Burada işte Allah'ın kuyusu. Yaşlılar,
sıkıntı olabilir. Mesela bedenen olarak 2016-2007 yaşlarında, 1400-2007 yaşlarında. Ama kendi iletişimle tabi olarak bir farklılık var değil mi? Ama şunlar özel demiyorsunuz değil mi? Yani ben burada aynı olaylar var. Ben de sıkıntıma dola olmuyor. Ama işte yok, ben şunu söylemek istiyorum. O zaman dolayı iletişim, sadece iletişim mesele günümüzün öğrenci iletişimler arasında bir fark var mıdır? Yani vardır. Mesela o zamanlar iş yasadeler ihtiyaçlı da hafız olabiliyor mu? Olabiliyor mu? Hafız olabiliyor mu? Resmi dilleri, ana dilleri Türkçe olmasalar, Arapça çünkü resmi görebiliyorlar 3-4 yaşında yaşayanlar. Şimdi çocuklar evden para verip hafız olabiliyor mu? O da çocuk, o da çocuk. Bak bedenen olarak aynı olabiliyor ama şimdi eğitim sisteminde şöyle şöyle geliştirmeler bir şey olduğu için. Kimin yerine 5 lira yerden şey yapıyorsunuz. Daha sonra da kaybedebiliyorsunuz. Kimin yerine de böyle şehirlere verebiliyorsunuz. Çünkü özgür, özgür var. Özgür var. Özgür işte bu dönemde. Çok sıkarsan ne olur? İşte özgürlerini kaybedebiliyorsunuz. Ama daha sonra ikisi tutamadan Mekkara şartlarda 7 yaşında tanıza çıkanlara anneler yönelik. Ha işte ondan sonra ne oldu? Ekber'e şeyden bir şey vardı. Bir de kafes. Kafes eğitimleri bizi değil mi? Hayır. Ne yapan nasıl kafes eğitimleri? Ben sadece sandalye odasında sadece. Böyle bir olay düşün. Hayatın böyle bir odada geçiriyorsun. Dünyadan uzaksın. Dünyadan uzaksın. Baba da öyle bir dünyadan uzaksın. Çocuğun gelişinde kim kurmuş değil mi? Evet. Kurmuş mu? Hayır. Bu durumda çocuğun etraf tanımasına imkan vermemişsin. Sadece birkaç kişiyle tarihsiz sınırlandırmışsın. Kimdir işte hocam? Bir tane yerine cariye verirse. Yarın da gelin annesi mancaya gelirse gelir. Değildi. Ama şimdi mesela ekber aşırı döneminden önceki çocuk yetiştirmiyor. Bak kişi hesabı yetiştirmiyor. Bak. Üç yaşında sancağı gönderiyorsun. Sorumluluğu yüklüyorsun değil mi? Evet. Tamam değil. Baba var. Şu var bu var. Ama da şey değil mi? Denetleme mekanizması. Ama yani tavsiye mi tabii ya? İşte onu diyorum ya. Bir şey yapmaya çalışıp yap. Valla uygun olur der. Uygun düşün ki abi. Ya da atarsa atarsın söyle işte. Öyle değil mi? Şehir Müslüman'da yanlar da. Şehir Müslüman'da yanlar da. Şehir Müslüman'da yanlar da olur mu ya? Olur mu? Şehir Müslüman'da dediğin adam İstanbul'da mı olur? Ama hemen müftüye kadiye sorulmadan da İslami'den bağlamadan da uygulamadan. Yine sen Şehir Müslüman diyorsun. Ben senin şehrin ilmiyesi bu Şehir Müslüman. Tamam. Dediğim mesela ama sen Fatih'e şey bağlıyor gitti. Fatih, Fatih. Amasya'da. Amasya'da değil, Manisa'da. Manisa şey Müslüman mı gidiyor? Hayır, Manisa Fatih şey var değil mi? Manisa'da Amasya'da da Amasya'da var. Hayır, Trabzon'da. Amasya'da var. Hayır. O Trabzon'da. Usta size karşınız. Amasya şehzadeli şehri diyoruz ya. Size hangi hocam? Şehzadeli Amasya'da. Size hangi hocam diyor? Ustada hemen ince bir şahit. Ama sen de hangi masaya sakin kardeşi? İkinci Bayezid. İkinci Bayezid. Yavuz'un başında neden ama sen de doğdu? İkinci Bayezid. O da Sancak Bey oldu. Ama kendi de Trabzon'a gitti. Trabzon. Aynı şekilde Hazreti Mecnun'dan Süleyman da gözüne Manisa'da vakit yapmış. Neyse. Aynı dönemde değil mi? Yani Tanrı'da. Hayır. 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 Halit döneminin özelliklerini anlatalım. Ne de özellikler Halit döneminin? Derdim ki o zaman. Çeresini bağlamına çeresini çok daha fazla tanımaya çalışıyor. Başlıyor ve tekrar çalışıyor. Kendi istiyor. Yeni ortamda, yeni arkadaşlar, yeni çevreler görmek istiyor. Öyle mi? Kısa yeni erkekler görmek istiyor. Erkekte yeni kızlar görmek istiyor. Yani Osmanlı'da da demek bunun farkına varmışlar. Demek şartlarda olarak görmüyor. Halit dönemi başka özellikle neler? Cinsiyet kavramı var. Yani cinsiyetin farkına var. Cinsiyetin farkına var. Başka ne var? Başka da bir şey var. Hayır. Neden? Neden? Cinsiyet. Cinsiyet olarak benim şeyden neler yapıyor? Yani o dönem pek çocuklarla bir kere bir şey yapıp olmaz. Onu demek istiyorum. Kendi cinsiyetin farkına var. Ona göre davranır. Öyle değil mi? Aynen. Mesela çocuklar Halit dönemindeki bir erkek çocuğunu bezlemek çok yaptığını görebilir misin? Şu an daha önce. Nerede görebilir değil mi? Nerede olsa farklı. Ondan önce de. İşte dediğim gibi Halit döneminde çocuklar cinsiyetten
Gelin. 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 Gelin